Anne, şunlardan azıcık ağzını açsana. Canım çekti. Aa, yeter ama kızım. Ben bıktım senin her gördüğünü yemek istemenden. Daha şimdi kahvaltıdan kalktık. Hem eğer sen böyle yemek istemeye devam edersen ben senin yüzünden fil gibi olacağım. Of anne ya. Selam. Aa teyze. Ne haber Betüş? İyiyim canım. Kafeye gidiyordum da geçerken sizi de bir göreyim dedim. Eda, annemden bir ses var mı? Yok. Ne aradı ne sordu. Ay Allah. Bizi de öyle. Sadık sabahleyin evden çıkarken hala çok üzgündü. Ya Yavuz da öyle. Bir de annenin yüzüne hayatta bakmam diyor. Ne yapacağız Betüş? Ay bilmiyorum ama annem kocalarımıza ve bize büyük bir özür borçlu. Desene annem özür dilemeyeceğine göre kocalarımız ve annem sonsuza kadar konuşmayacaklar. Bir mucize olmazsa öyle gözüküyor. Bu arada dün akşamki kırmızı alarm neymiş? Ay cezalı periler ayaklanma çıkarmış galiba. Perilere af diye gösteri yapıyorlarmış. Sen nereden duydun? Bulut meydanından geçerken gördüm onları. Zaten Peri TV sürekli veriyormuş. Ama bizde yok ya, izleyemiyorum tabii. Bizde de yok. İşte bak, fanilerle yaşamanın en fena tarafı bu. Peri kanalını seyredemiyoruz. Aman Eda boş ver. Nasıl olsa bizi ilgilendiren bir şey yok. Hem Perihan teyze bilmemiz gereken her şeyi bize anlatır. E hadi ben gideyim artık. Kafeye geç kalıyorum. Bana bak, giderken dikkat et. Sakın olaylara karışma. Oh, canım kardeşim merak etme. Hadi hoşça kal, görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Ayaklanma ne demek anne? Yürümek mi? Sayılır. Evlilik hakkımız kısıtlanamaz. Evlilik hakkımız kısıtlanamaz. Ay Allah, iş yok, güç yok, oturuyoruz burada. Dudu, o ne o? Sihirli televizyonum. Aman buraya mı indiriyorsun? Ben izlemem öyle Peri TV falan. Ay getirme, götür onu, götür, senin odanda kalsın. Ayol buraya koymayacağım. Tamirciye götürüyorum, çalışmıyor. Bozuldu demek, oh canıma değilsin. Sen o sihirli abuk subuk dizileri seyredeceğine benimle bizim televizyondan daha güzel diziler seyret. İnsanlık öğren biraz. Ay aman ne yapayım ben fanilerin televizyonunu? Hep vurdu, kırdı, gözyaşı, istemem. Zaten evde oturuyorum, canım sıkılıyor. Hiç olmazsa televizyonum olursa açarım. Sihirler, periler aleminde neler olup bitiyor onu izlerim canım. Aman sizin alemde ne olacak ki? Hastalık yok, ölüm yok, enflasyon yok, hayat mücadelesi yok. Aşağı sihir, yukarı sihir. Hep sihir, hep. Hay yeter, yeter konuşma. Ben çıkıyorum. Haberin yok mu? Hakkımızı arıyoruz. Televizyon 24 saattir canlı yayın yapıyor. 2 gündür yürüyoruz. Ay benim televizyonum bozuk. Nereden haberim olsun? Ayrıca neyin hakkını arıyorsunuz? Bu acayip kıyafetleriniz de ne? Bizler sihirsizliğe mahkum olmuş perileriz. Geçmişte yaptığımız kötü sihirler yüzünden periliçe bizleri cezalandırdı. Ara sıra gidip gelmek gibi ufak sihirlerden başka hiçbir şey yapamıyoruz. Ben de cezalıyım ama Perihan bana bu acayip kıyafetten giydirmedi. Hem benim cezam haftaya bitiyor. Aa, tamam. Demek sen kötü bir sihir yaparken yakalandın. Biraz öyle oldu maalesef. Siz de kötülük yaptığınızda böyle mahkum oldunuz. Oho! Saymakla bitmez. Periler arasında dedikodu yaptım. Ondan sonra benden başka kimseyi sevmesinler diye kalplerini sihirle mühürledim. Kendime aşık ettiğim 32 faniyle evlendim. Maşallah. Bunlardan tam 97 çocuğum oldu. Ama hiçbirine bakmadım. En sonunda bir tane üvey torunum oldu. Yetim kaldı. Oturup ona bakmam lazımken götürdüm onu kimsesizler şatosuna bıraktım. İşte benim de bugüne kadar yaptığım en büyük kötülük oydu. Ay sen de pek vicdansızmışsın. Yani sen peri değil adeta cadısın. Affedersin. Sanki sen değilsin. Sen ne yaptın da ceza aldın? Söyle bakalım. Benimki masum bir şey. Benim kızlarım fanilerle evlendiler. Ben onları perilerle evlendirmek istedim. Bu kadar basit. Aman pek de masummuş. Peri Hanım, kötülük kötülüktür. Madem ki senin de affa ihtiyacın var, gel. Gel bize katıl, cezalarından kurtul. Ne o?
sihirlerini ve kızlarını geri almak istemiyor musun? He? Sen bilirsin o zaman. Ay durun durun. Ben de safınıza katılıyorum. Perileri af. Sihirleri özgürlük. Perileri af. Sihirleri... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.